dünya siyasetinin temelinde ise Batı siyasetinin son 200 yılını anlamak istiyorsanız özellikle tek bir ülkeye bakmanız yeterli olur. O da üzerinde güneş batmayan imparatorluk olarak adlandırılan İngiltere'ye. Kanalımda daha önceki videolarımda da belirttiğim gibi bir devletin en büyük gücü ne silahı, ne teknolojisi, ne de ordusudur. Bir devletin en büyük gücü aklıdır. Onu en çok kullanan her zaman istediğini elde eder. Ve bu kural hiç değişmez. Dünya siyasetinin son iki asrında buna en iyi örneklerden biri olan İngiltere'yi daha önce hiç izlemediğiniz şekilde tanımak ister misiniz? Bu videoyu hazırlamamdaki amaç ne İngiltere'yi övmek ne de onun yenilmez güç olduğunu anlatmaya çalışmak. Amacım insan aklının doğru kullanıldığında nasıl en etkili ve en güçlü silah olduğunu göstermek. Hazırsanız başlayalım. İngilizlerin diplomasi geleneğini incelerseniz karşınıza iki cümle mutlaka çıkar. Bunlardan birincisi İngiltere'nin ebedi dostları ve düşmanları yoktur, İngiltere'nin ebedi çıkarları vardır cümlesi. İkincisi ise harpten çıktığınızda düşmanınızın mağlup, dostlarınızın ise yıpranmış olması gerekir cümlesidir. 1800'lü yıllardan itibaren İngiliz diplomasisi hep bu iki cümle etrafında şekillenmiştir. Duygularıyla hareket etmeyen İngilizler diplomasiyi uygularken her zaman bekle, gözlemle ve seçenekleri açık tut stratejisi uygular. İngiliz devleti kendisini hedef seçtiği ülkeye direkt olarak savaş açmaz. Önce o devletin toplum yapısını detaylı olarak inceler. Güçlü ve zayıf yönlerini tek tek ortaya çıkarır ve buna en uygun stratejiyi belirler. İlk olarak hedef seçtiği ülkenin eğitim sistemine sızar. Daha sonra kendi dilini mutlaka gittiği her ülkede öğretmeye çalışır. Hatta bazı ülkelerde tamamen ana dili yapar. Örneğin Kanada, Yeni Zelanda ya da Amerika Birleşik Devletleri gibi. İlk aşamayı tamamladıktan sonra sıra ekonomiye gelir. Amerika diğer ülkelerde kişiler üzerinden yürürken İngilizler hedef seçtiği ülkelerde aileler üzerinden yürür. Bir ülkede belirli aileleri seçer, onları bulundukları ülkenin en zengin insanları yapar, bu ailelerin siyasette, devlet yönetiminde ve medyada etkin olmasını sağlar. Bu ailelerin çocuklarının İngiltere'de eğitim görmesini telkin edip ülkesine götürür, onları asimile eder ve tekrar kendi ülkelerine yollar. Ülkelerine dönen bu gençler adeta birer gönüllü İngiliz ajanı gibi olup tamamen kendi ülkelerine yabancılaşırlar. Bu durum size belki abartı gelmiş olabilir. O zaman şu an Türkiye'de ekonomi ve siyasette olan bazı kişileri ve eğitim aldıkları yerleri inceleyin ve bunların aslında bu ülkeye ve kültürüne nasıl düşman olup İngiliz kültürüne nasıl aşık olduklarını görün. O zaman bana hak vereceksiniz. Ya da Osmanlı'nın son dönemlerine çok iyi bakın. İngiltere hep Amerika'nın en yakın müttefiki olarak bilinir. Oysa ki durum tam tersidir. Amerika'nın dünyadaki en büyük rakibi İngiltere'dir. Duruma göre çok iyi davranmayı bilen İngilizler, kendi çıkarları için Amerika'nın askeri gücünden en fazla yararlanan ülke olmuştur. Amerika, fincancı dükkanına giren fil misali ortalığı dağıtır, parçalar ve mahveder. Ancak İngilizler bunu asla yapmaz. Amerika, Afganistan'a girdiğinde yüz binlerce Müslümanı katlederken, İngilizler asla ortada görünmemiştir. Amerika ile birlikte o da insanları katletmiştir. Ancak Afganistan'da Amerika insanları öldürürken o barış elçisi rolünü de oynayıp insanlara yardım eder görüntüsü vererek suçu hem Amerika'ya yıkmış hem de savaş maliyetinin çok büyük bir kısmını Amerikan ekonomisine yüklemiştir. Bunu Irak Savaşı'nda da uygulamıştır. Amerika ile birlikte İngiltere Irak'ta milyonlarca Müslümanı katlederken İngilizler yine Afganistan'daki gibi davranmıştır. Peki böyle bir devlet neden Avrupa Birliği'ne üye oldu ve sonrasında ayrıldı? İngiliz stratejisinde körü körüne bir teşkilat veya devlete bağlanmak yoktur. Eğer bir gün Avrupa Birliği dağılırsa, ulus devletler Avrupa'da yeni kurumlar kurarak yükselmeye çalışırsa, İngiltere Amerika'nın da desteğini arkasına alarak Avrupa'nın bu durumundan ekonomik ve siyasi çıkarlar için istifade edecek ülkelerin başında gelecekti. Ya da bir gün Amerika askeri, siyasi ve ekonomik olarak zayıflar, Avrupa Birliği bir güç olarak yükselirse, o zaman da İngiltere zayıflamış ABD ile
güçlü Avrupa arasında arabuluculuk rolüne soyunacaktı. Eğer hem Avrupa Birliği hem de ABD zayıflarsa, İngiltere hiçbir tarafa angaje olmadan bağımsız olarak stratejisini kendisi çizecekti. Yani her olasılıkta kazanacaktı. Ancak son dönemde Avrupa Birliği'nin dağılacağı ortaya çıkınca İngiltere çıkarları gereği batan gemide olmamak için birlikten ayrıldı. Peki İngiliz diplomasisinde geçerli olan ikinci cümle olan "Harpten çıktığınızda düşmanınızın mağlup, dostlarınızın ise yıpranmış olması gerekir" stratejisi nasıl uygulanır? Bunu da geçmişten bir örnekle açıklayalım. İngiliz dış politikasının temelinde en net şekilde menfaatlere erişmek yatar. Bu çerçevede bugün bir devletle, yarın başka bir devletle rahatlıkla işbirliği yapar. 19. yüzyıl tam da böyle yaşandı. Yüzyılın başında Mısır'ı Fransız işgalinden kurtarmak için Fransa'ya karşı Osmanlı ve Ruslarla beraber hareket eden İngiltere, önce bu vesileyle Fransa'yı devre dışı bıraktı. 1827'ye gelindiğinde bu sefer Osmanlı'ya karşı Fransa ve Rusya ile birlikte mücadele etti ve ortaya Yunanistan'ın bağımsızlığı çıktı. 1853'e gelindiğinde ise Rusya'ya karşı bu sefer Osmanlı ve Fransa ile birlikte hareket etti. Böylelikle İngiltere 19. yüzyılda akıl dolu hamlelerle dostlarını birbirine kırdırttı ama kendisi hem aradan sıyrıldı hem de en büyük ekonomik kazancı sağladı. Amerika'nın kuruluşundan itibaren İngilizler özellikle Pentagon ve CIA içinde tamamen kendisine bağlı bir ekol oluşturdu. Bu durum bugün de aynen devam etmektedir. Burası tamamen ayrı bir video konusu olduğu için daha fazla detaya girmeden devam edelim. Dünyadaki en zengin iki aile Rothschild ve Rockefeller aileleridir. Özellikle Rothschildler dünya bankacılık sisteminin hakimidir. Gerçek servetlerinin ne olduğunu kimse tam olarak bilemez. İşte bu aileyle birlikte İngilizler 20. yüzyıl başlarında Amerika ve Londra merkezli olarak dünya ekonomik sistemini kurdular ve hakim oldular. Amerikan devletinde İngiltere'ye karşı olan yöneticiler bunu açıkça politikalarında hissettirmeye başladıklarında İngilizler hemen yeni bir planı devreye soktular. Amerika'nın karşısına mutlaka başka bir güç çıkarılması gerekiyordu. Bunun için de en uygun ülke olan Çin'i seçtiler. Rothschild ailesiyle birlikte 70'li yıllardan itibaren Çin'e inanılmaz yatırımlar yapmaya başladılar. Çin hem dünyanın en kalabalık ülkesiydi hem de hiçbir ülkenin başa çıkamayacağı şekilde çok ucuz üretim yapıyordu. İngilizler ve Rothschild ailesi özellikle medyada ve para piyasalarında olan hakimiyetleri neticesinde Amerikalı şirketleri Çin piyasasında yatırıma yönlendirdiler. Çin bir anda gelişmeye ve dünya piyasasını alt üst etmeye başladı. Bu arada İngilizler de Çin içerisindeki hakimiyetlerini pekiştirmeye devam etti. İngilizler hem Amerika'nın hakimiyetini bitirmek hem de kendi güçlerini devam ettirebilmek için Çin ile birlikte İpek Yolu projesini hazırladılar. Bu projenin kendi sonunu getireceğini gören Amerika, Trump ile birlikte bir anda etrafa deli gibi saldırmaya başladı. İlk olarak Çin'de yatırım yapan Apple gibi devasa şirketlerini Amerika'ya dönmeye ve kendi ülkelerinde yatırım yapmaya çağırdı. Dönmezlerse bedelinin bu şirketler için çok ağır olacağını söyleyerek açıktan tehdit etti. Çünkü geçen zaman içerisinde ortaya çıktı ki Çin'de yatırım yapan şirketler her ne kadar Amerikan şirketi gibi görünse de bu işten esas kazançlı çıkan Çin değil İngiltere oluyordu. Çünkü bu devasa şirketlerin kazançlarının esas kaymağını yiyen İngiltere'den başkası değildi. Bugün dünya Amerika'nın Çin ile mücadele ettiğini sanıyor. Oysa ki esas savaş Amerika ve perde arkasındaki güç olan İngiltere ve onun destekçisi Rothschild ailesi arasında sürüyor. Çin sadece kullanılan araç. Peki böyle bir akla sahip olan İngilizler Çin'e körü körüne güvenirler mi? Elbette ki hayır. Çin etnik yapı olarak dünyanın en karışık ülkelerinden birisidir. Dolayısıyla gelecekte İngiliz çıkarlarına aykırı bir durum olması durumunda hem Türk dünyası ile ilişkilerini sıkı tutuyor hem de Japonya gibi Tayvan gibi Çin'in baş düşmanı ülkelerle ilişkilerini asla koparmıyor. Yani geleceğe yatırım yapıyor. İngilizler her zaman böl ve yönet sistemini uygular. Orta Doğu'dan çıkarken Arap ülkelerini parçaladılar. Tek bir milleti 22 ayrı devlete böldüler.
Bu devletlerin birçoğunun başına kendisine bağlı krallık yöntemini getirdiler. Tıpkı Ürdün gibi. Müslüman ülkelerin tekrar birleşmesini önlemek için ise İsrail'i kurdular. Hong Kong'u Çin'e devrettikten sonra orada kaybettikleri paraları Orta Doğu'da Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden tekrar telafi ettiler. Dubai'nin böyle zengin olduğuna bakmayın. Oradaki yönetim tamamen İngiltere'ye bağlıdır. Bu ülkenin esas zenginliği İngiltere'ye gider. Türkiye'nin tekrar güçlenip Müslümanların lideri olmaması için eğitim sistemi yoluyla gençlerimizi hem tarihimize hem de Araplara düşman ettiler. Aynı şekilde Arapları da bize karşı yıllarca düşman etmek için her şeyi yaptılar. Türkler Ermenilere soykırım yaptığı yalanını ortaya ilk çıkaran İngiltere'dir. Onları kullanarak hem Osmanlı'nın parçalanmasını hızlandırdılar hem de sonraki dönemde Türkiye'ye çok zor günler yaşattılar. Osmanlı döneminde ise halkın bir bölümünü hilafete düşman edip destek verirken diğer bölümünü de hilafete destek için örgütlediler. Şeyh Said İsyanı'nı okuyun, bu gerçeği çok iyi göreceksiniz. Herkes Türkiye'de FETÖ terör örgütünü ilk kuran ve büyütenin Amerika olduğunu sanıyor. Oysa ki gerçek ülke İngiltere'dir. Bu örgüt eliyle birden fazla fayda sağladılar. Hem devletin içine sızdılar, hem İslamiyet'i bozmak için bu ajanlar aracılığıyla Müslümanlıkta olmayan fikirleri soktular, hem de devletin en mahrem sırlarına ulaştılar. Daha sonra örgüt üzerinde Amerika etkin olsa da İngiltere elini bu örgütten hiçbir zaman çekmedi. Dikkat ettiyseniz FETÖ konuşulurken herkes Amerika'ya ya da Almanya'ya kızıyor. Oysa ki esas kızılması gereken ülke İngiltere ise hiç kimse konuşmuyor. Yani İngilizler esas sorumlu olduğu halde yine her zamanki gibi ortalarda görünmüyor. Gelelim Kürt kardeşlerimize. Arkadaşlar, şimdi söyleyeceklerime kızabilir, inanmayabilir ya da şaşırabilirsiniz. Osmanlı'nın son dönemlerinde İngilizler içimizdeki diğer milletleri ayaklandırmayı başardılar. Bir tek Kürtleri Türklerden ayıramadılar. Kürtlerin Türklerden ayrılması için birçok yalan yanlış belge ve tarihi uydurmalar yaptılar. Ama yine de başarılı olamadılar. Bugün Kürtlerin tarihiyle ilgili birçok yayın ortalıkta dolaşıyor. O belgelerin ilk çıkış noktalarını takip edin, 1800'lü yılların sonuna ve İngiltere'ye ulaşırsınız. Birçok ajanını tarihçi kisvesi altında o dönemde kullanan İngilizler yalan yanlış yüzlerce bilgi ve belge uydurup özellikle Kürt kardeşlerimizin yoğun yaşadığı bizim Güneydoğu bölgemizde ayrıca Irak ve Suriye'de yaydılar. Ben tarihçi değilim ama her zaman şunu düşündüm ve inandım. Kürtler belki ayrı bir ırktır. O tarihçilerin tartışacağı bir konu. Ama Kürtler madem bizden bu kadar farklıysa neden bizden hiç ayrı yaşamadılar? Osmanlı parçalanırken şartlar onlar için çok müsaitken neden bizden ayrılmadılar? Türkiye kurulduktan sonra bu ülke onlarca kriz yaşadı. Biz ayrılmak istiyoruz bile demediler. Hadi bunları geçtim. PKK olayı 30 yıldan fazladır devam ediyor. 80'li 90'lı yıllar PKK'nın en güçlü olduğu dönemlerdi. O dönemlerde bile PKK zulmünden kaçmak için neden başka ülkeye değil de hep İzmir, İstanbul, Antalya gibi batı illerimize geldiler. İsteseler de yaşadıkları yerlerden çıkmaz, PKK ile bir olup devletin bölünmesi için toplu halde ayaklanırlardı. Şimdi diyeceksiniz ki onlar Müslüman, bunun için yapmadılar. Öyle ama Bosna Hersek de Müslüman, Arap ülkeleri de Müslüman. Peki onlar neden bizden ayrıldılar da Kürtler ayrılmadılar? Belki size saçma gelebilir arkadaşlar. Ama ben İngilizlerin iddia ettiği gibi Kürtlerin tamamen ayrı bir ırk olduklarına hiçbir zaman inanmadım. Mutlaka onların da Türk tarafları olmalı. Yoksa ısrarla bizden ayrılmak istememelerinin başka nedeni olamaz. Varsa da ben bilmiyorum. Dikkat ettiyseniz bugün dünyada üniversitelerde okutulan yakın dönem tarihinde hep İngilizlerin yönlendirmesi ve uydurmaları vardır. Gerçeği bildikleri halde sürekli çarpıtıp yalan söylemişlerdir. Tarih Türkler güçlendikçe tekrardan gerçek haliyle yazılacak ve bu milletin önüne serilecektir. Gerçekler ortaya çıktıkça Kürtlerin de gerçek tarihi ortaya çıkacaktır. Bu videomun biraz uzun olduğunu farkındayım. Ama inanın bana arkadaşlar, İngilizlerin yaptıklarını tam olarak anlatmaya kalksam, bırakın bir video, en aşağı 15-20 video yapmam gerekir. Bugün Afrika'da, Orta Doğu'da, dünyanın diğer bölgelerine devam eden sorunların, akan milyonlarca masum insanın kanının temelinde İngiliz devleti ve onların politikaları vardır. Bu politikalar onların açısından doğrudur.
Çünkü İngilizlerin sadece çıkarları önemlidir ve ona ulaşmak için istisnasız her şeyi yaparlar. İngilizler elbette ki hep böyle değildi. Onların tarihlerini okuyun, inanılmaz derecede aşağılandıkları, adam yerine koyulmadıkları yüzlerce olay görürsünüz. Ama onlar akıl denen silahı keşfettiler ve bugünkü durumuna geldiler. Umarım derdimi size daha iyi anlatabilmişimdir arkadaşlar. Ben her zaman akıldan daha güçlü silah olmadığına inanırım. Bunun tarihte yüzlerce örneği var. Bizim tarihimizi okuyun, bakın ne dahi devlet adamlarımız var. Ya da İngilizlerin son 100 yıllık tarihine bakın, akıl denen silahı nasıl kullanmışlar. Bu videoyu izlediğinize göre siyasete meraklısınız. Size tavsiyem, İngilizlerin tarihini çok iyi okuyun. Hedeflerine ulaşmak için nasıl politik uyguladıklarını, nasıl yalanlar uydurup insanları inandırdıklarını iyi görün. Yoksa bugün dünyada yaşanan sorunları başka türlü anlamamızın imkanı yok.